Başkanım, davadan beraat ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Konyaspor'un eski kulüp başkanı Ahmet Şan'ın beraatine karar verdi. Bu karardan sonra Ahmet Şan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Suçlandığım dosyadaki tek suç delili olan telefonumda 13 kez Baylok girişi bulunduğu tespitinin Türkiye genelinde 11.480 kişide olduğu gibi iradem dışında ve hain terör örgütü FETÖ'nün yine hain bir planı olan Morbey'in yazılımı kaynaklı olduğu hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildi ve beraat ettim. Elhamdülillah. Değerli basın mensupları, 21 Ağustos şahsım üzerinden Konya'yı, Konya Sporu ve Konya siyasetini dizayn etme girişimlerinin miladı olmuştur. 22 Ağustos tarihinde 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek hiçbir eylemin ve meşhum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığını, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağını sizlerin aracılığıyla kamuoyuna ifade etmiştim. Adeta çocuklarımdan ayırmadığım Konyaspor'u mağdur etmemek için Konyaspor'un, Konyaspor camiasının bu linç girişiminden etkilenmemesi adına aklanıp döneceğim diyerek yıllardır gururla başkanlığını yaptığım kulüp başkanlığı görevimden istifa etmiştim. Değerli basın mensupları, Konya'yı, Konya siyasetini ve akraba ve arkadaşlarımı ise aynı şekilde korumaya tek başıma güç yetiremedim. Şahsıma yönelik asılsız olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıkan bu isnat üzerinden medya kanalıyla saldırıya maruz kalan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek ve eski il başkanı Sayın Musa Arat Beylerden helallik diliyorum. Kendilerine bu beraat kararını sunarak sevinçleri olacağına inandığım sevincimle benden yana haklarını helal edeceklerini umuyorum. Bu süreçte bana inanan, manevi destek veren, sıkıntılarımı paylaşan başta eşim, çocuklarım, akraba, yakın dost ve arkadaşlarıma, Konya halkına, iş ve spor camiasından dostlarıma, Büyük Konya Spor taraftarına ve vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ayrıca o dönemde 26. dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da çok teşekkür ederim kendisine. Büyük desteğini gördüm. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak ismimin hain terör örgütü ile beraber anılmasına sebep olan İstanbul milletvekilinden araştırmacı, gazeteci, müsveddesi, köşe yazarlarına kadar hiçbirine asla hakkımı helal etmeyeceğim. Sadece varsa vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum da demeyeceğim. Kanun önünde hesap soracağım. Ayrıca ifade etmek isterim ki sosyal medyada şahsım üzerinden Konya'ya, Konya siyasetine ve siyasilere karşı haysiyetsizce, haysiyet cellallığı yapanların da Konya'mızdan özür dilemelerini bekliyorum. Değerli basın mensupları, 697 sayılı kanun hükmünde kararname ile 1823 kamu personelini görevlerine iade ederek itibarlarını kısmen de olsa iade eden devletimizden ise benim ve benim gibi kamu personeli olmayan 9657 kişinin itibarlarının iadesini beklediğimizi de bu vesileyle belirtmek isterim.